Amasra'da yaşıyor kendisi. Sevdiği kızla arası kötü demeyeyim de belki şaka yapmak istemiş herhalde. Tartışmışlar mı ne olmuş? Sonra evde kendisi mumlardan kendi evinin içine seni seviyorum işte kızın adını da yazmış. Seni seviyorum diyor böyle 50-100 tane mumla. Yaktıktan sonra fotoğrafı çekmeden önce bir lavaboya gideyim demiş. Döndüğünde ev yanmış, itfaiye gelmiş. Bir alkış alalım ona, hoş geldin hocam. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, neydi isim? Tanju Korkmaz. Tanju'cum, evet. Nerede, Amasra'da yaşıyorsun? Amasra'da yaşıyorum, Zonguldaklıyım. Öncelikle Kanal D ve Beyaz Show programı beni ağırladığı için teşekkür ediyorum hepsine. Estağfurullah, evi yakmışsın, niye ağırlamayalım? Ne oldu abi, sen kıza niye böyle bir şey yapmak istedin? Aranız mı kötüydü? Aramız kötüydü. Onunla tartıştık çünkü bana dürüst ol dedi, bir soru soracağım dedi. Evet. Eski sevgilim mi daha güzel? Yoksa ben mi dedi. Sen dürüst oldun. Ben her zamanki gibi dürüst oldum. Evet, ne yedin? Başörtüsü. Tabii ki dedim, eski sevgilim pat diye. Abi, sen evi yakmadan önce zaten kendini yakmışsın zaten sen. Evet, siz ev sandınız. Ondan sonra telefonu çat yüzüme kapattı. Peki sana gerçek bir şey soracağım. Gerçekten yayındayız yani şu anda herkes evet. Diyor. Eski sevgilin daha mı güzeldi? Şimdi benim yeni Ayşem daha güzel olduğu için ve ben onun aşkından kör olduğum için bazen saçmalıyorum. Ayşem dünyalardan güzel. Aferin. Ayşem'i dünyalara değişmem. Aferin. Sen var ya sen. Sen istersen bir daha onu söyle istersen. Peki ne oldu sonra evde? Ondan sonra ben mumları sahilde deneydim başaramayınca eve geldim. Seni seviyorum battaniyesi var gözüme ilişti. Daha romantik olacağımı düşündüm. Bir dakika sen önce sen önce bir sahilde yakmaya çalıştın. Evet rüzgardan yakamadım. İşte sen buradan niye ders almadın? Yani sahilde yanmıyor, evde yanarsam da söndüremezsem niye der? Ne peki, geldim battaniyenin geldim. Üzerine bir de. Özür dilerim, Ayşem'i yazdım ben. Mumlar da battaniyenin üstüne mi yazdın? Evet, mumlar var. Battaniyenin üzerine mumlar da yazıyor. Battaniyenin evet. Üstüne. Özür dilerim Ayşem. Bir de büyük başlamış, sığmamış, küçülmüş olur ya. Özür dilerim annem. Aynen öyle. Ondan sonra videoyu aldım. Durumu Allah'tan yoksa yalan yanlış haber olacaktı. Videodan sonra... Bir dedim su içip geleyim. Yoruldum. 2,5 saatimi aldı. Su içiyordum mutfakta. Sürahiden doldurdum. Oradan dumanlar geliyor. Biri bana gel diyor. Bir baktım oda tutuşmuş. Çeşmeye koştum. Maalesef sular kesik. Bardaktan orada içseydim en azından söndürme şansım vardı. Ben biraz ne ara o kadar çabuk tutuşmuş o ya? Peki, ondan sonra durumda? Beni gözetlemiş mutfakta. Ev yok. Öyle mi? Evet. Ayşe mi çekiyor? Ev yok. Evin Ayşe... yerinde şu anda özür dilerim Ayşem yazıyor. belediye oraya özür dilerim Ayşem heykeli koymuşlar. Ondan sonra yangınla biraz mücadele ettim. Saçım kirpiklerim yandı. Fakat başaramayacağımı anlayınca en değerli malı kurtarayım dedim. Ve kendimi kurtardım. Güzel. Güzel güzel. Hiç aklına gerçekten o sırada yani bir televizyona alayım bir değerli bir şey vardı da gelmedi mi hiç? Gelmedi. En değerli benim çünkü. O an düşündüm yani. Ondan sonra önce itfaiyeyi mi arayayım, Ayşem'i mi arayayım derken itfaiyede karar kıldım. İtfaiye yangını söndürürken Ayşem'i aradım ve dedim ki Ayşe ben sana sürpriz yaparken evi yaktım. Olaya inanmadı. Aman. Ertesi gün arayarak benden özür diledi. Vay arkadaş, ben de bu şekil kabul olmaz sen de evini yakacaksın dedim ama yapmadı. O daha akıllıymış. Eyvah, ben bugüne eyvah. Kadar zaten 30 yaşıma geldim. Bir kıza bir gül dahi almadım. Fakat Ayşem'e yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Çünkü kendimin romantik olduğunu düşünüp bunu dışa çıkartacak bir bayan arıyordum. Bunu Ayşem'le buldum. İçimdeki ateş yangını hala devam ediyor ona karşı. Ne açmış? Sorma. Abi işi çok zor bunun ya. Sen anlatırken Nur işi... abinin bakışları böyle. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya geldiğimde Nur abinin geleceğini bilmiyordum. Fakat Nur abi görünce onun izinden gitmediğim için daha da mutlu hissediyorum şu an. En azından. Önce gelseydin yavrum sana ders verirdim. Sen bir dahaki sefere gerçekten itfaiyenin yanından bir ev tutup ona göre aşkını daha rahat. Ve şu an ev bulamadım. Sokakta kalıyorum. Yani yok canım. 2-3 tane ev baktım buraya gelmeden önce ev sahipleri evimizi yakarsın. Maazallah deyip ev vermiyorlar. Ay bir de işin tuhafı
Amasra'dasın be abicim. İstanbul'da yaksan pek kimse tanımaz da. Amasra'da bile parmakla gösterebileceksin artık yani hani. Evet, Amasra. Bu yaktı, buldu diye evet. Yani. Başka yere yerleşecek onu. Başka yere yerleşecek. Evet, bence de. Maalesef iş dolayısıyla yerleşme durumum da yok. Peki Ayşe ile evlenecek misiniz? Allah nasip ederse evlenmeyi düşünüyoruz. Biz sana bir sürpriz yaptık. Beyaz Show ekibi ve Kanal D olarak sana eğer kabul edersen bir battaniye aldık. Çok memnun olurum. Dedim, seni seviyorum. Düşündüğünüz için. Sen ev diye düşündün değil mi? Bir ara ev aldılar. Bunlar diye düşündü. İnsan ister istemez düşünür. Düşünüyor öyle. Yok yok. Biz o insanlardan değiliz. Öyle bir sıkıntı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar onun için. Ellerine ağzına sağlık.